Hello, ladies and gentlemen. Hello, everyone. At first, I would like to start in the English, then will be continue Turkish. Our Efruzhu Oncotherapy. Dosage, Theorem, and Laws, Advocatus, and equal other name, Efruzhu Antineoplastic Therapy, Dosage, Regimens, Laws, Advocatus, and some drugs, medicines, dosage, schedules, cycles, intervals, shortly information. Relative potencies and equivalent doses of corticosteroids. Relative potencies and equivalent doses of corticosteroids. Cortisol, relative anti-inflammatory potency 1. Action of duration of action short. You know, short period action, intermediate action, and long action will be changed these corticosteroids drugs that main essential our therapeutic regimes. And dosage, cortisol, relative anti-inflammatory potency 1. Small duration action and approximate equivalent dose milligram 20. Cortisone, relative anti-inflammatory potency 0.8. Short duration of action and 25 milligram approximate equivalent dose. Corticosterone 0.4 anti-inflammatory relative potency, short duration of action. Fludrocortisone, relative anti-inflammatory potency 10. Small duration of action. Prednisone, relative anti-inflammatory potency 4. Intermediate duration of action, 5 milligram. Prednisolone, 4 relative anti-inflammatory potency, intermediate, 5 milligram, approximate equivalent dose. 6A methylprednisolone, 5 relative anti-inflammatory potency, intermediate duration of action, 4 milligram approximate equivalent dose. Triamcinolone, 5 relative anti-inflammatory potency, intermediate
and for approximate equivalent dose 4 milligram. Paramethasone. Paramethasone 10 relative anti-inflammatory potency. Duration of action long. And approximate equivalent dose 2 milligram. Betamethasone 25 relative anti-inflammatory potency. Betamethasone 25 and duration of action long. 0.75 approximate equivalent dose milligram 0.75. Dexamethasone 25 relative anti-inflammatory potency, long duration of action 0.75 approximate equivalent dose milligram 0.75. Deoxycorticosterone relative anti-inflammatory potency 0.2. Aldosterone relative anti-inflammatory potency 0.3. S short means short or 8 to 12 hour biologic half-life. Intermediate or 12 to 36 hour biologic half-life, long or 36 to 72 hour biologic half-life. These dose relationships apply only to oral intravenous administration. Relative potency may differ greatly when injected intramuscularly or into joint space from pinus and mora. That's all English, and we will be continue Turkish. Drugs and dosage and short information. Yes, evet. İyi günler, hayırlı işler, hayırlı sabahlar. İngilizceden sonra Türkçe olarak tedavi, tıbbi müstahzarları, kanserin kesin çözümünde rol alacak ilaçların hem tanıtımı hem de dozajla ilgili bazı genel bilgiler, spesifik bilgiler şeklinde devam edeceğiz. Evet, metilprednizolon, kortizonlar, kortikosteroidler içerisinde. Genel olarak şöyle bir bilgi verilebilir. Akut
Şok ve benzeri acil durumlarda intramüsküler, intravenöz veya perfüzyon olarak günlük başlangıç dozları şoklarda 30 miligram kilogram, gerekirse 4-6 saatte bir. Ödemlerde biliyoruz kortikosteroidler ödem çekici özelliği var, toksin söndürücü özelliği vardır, yangı söndürücü fonksiyonlarına ilave olarak. Ödemlerde 80-200 miligram, ciddi enfeksiyonlarda 40-80 miligram, status asmatikus'ta 80 miligram, gerekirse saatte 1. Kolajen hastalıklarda 40-200 miligram, pemphigus'ta 80-200 miligram, ciddi alerjik reaksiyonlarda 80-200 miligram ve böbrek transplantasyonunda 120-200 miligram. Bunlar tabii birçok hastalıklar açısından kısaca tanımlanıyor. Onkolojide farklı programlarda bu kortikosteroidlerin dozajları, cycle'ları, aralıkları verildiği yine verilmeye devam edilecek çok farklı versiyonlar şeklinde. L-karnitin. Bu da bizim tedavi rejimleri içerisinde rol oynayacak enerji metabolizmaları. Kanserde çok ciddi sorun. Yüksek enerjili fosfat bileşiklerinin yanında bu gibi yağ metabolizmalarının enerji olarak hücreye katkı verecek şekilde kullanılacak tıbbi müstahzarlardan L-karnitin, L-karnitin, L-karnitin. Doz, ampul, intravenöz enjeksiyon veya infüzyon şeklinde uygulanır. Enjeksiyonlar 2-3 dakikalık bolus şeklinde yapılır. Metabolik bozukluklarda önerilen doz 50 miligram kilogram. Yükleme dozundan sonra 6 saatten kısa olmayan sürelerde aynı dozla devam edilir. Renal yetmezliği olan düzenli hemodiyalize giren hastalarda hem her diyaliz seansından sonra 2-3 dakikalık bolus enjeksiyonla 10-20 mg uygulanır. Tabii ki bu hemodiyaliz sonrası bilim adamlarının yaptığı araştırmalar sonucunda karnitin düzeyinin ne durumda olduğuna bakılarak ona göre öneriler getiriliyor. Şurup olarak önerilen doz erişkinlerde 1 ile 3 çarpı 1 ölçektir. Tedaviye günde 1 gram ile başlanması ve daha sonra alınan yanıta göre ayarlanması önerilir. Diyaliz hastalarında diyaliz sonrası kullanılır. Çocuklarda önerilen doz 50-100 miligram kilogramdır. L-karnitin enerji santrali, mitokondriyonlar içerisinde shuttle dediğimiz mekik, taşıyıcı, aktarıcı bir fonksiyonu vardır. Ve kanser hücrelerinde bu shuttle fonksiyonu üstlenen proteinsel karakterli moleküllerde de sorun bulunmaktadır. Bunu enerji metabolizmalarını ayağa kaldırmak için kullanacağımız bir madde. Evet.
Vitamin B1, vitamin B6, film tablet 250 mg, 250 mg. Niçin B1, B6? B1, B6 ve folik asit orijinal normal DNA'nın genlerinin hipermetilasyonunun aksi yönde bir destek veriyor. Yani hipermetilasyon demek DNA'nın genlerinin kendini ifade edememesi demektir. Ve burada mutasyonlar kimliğinin vücut sağlıklılığının aleyhine çalışması yönünde bir koz vermesi anlamında. B1, B6 folik asit hipermetilasyonu aşağıya çekici özellikte. Ayrıca kullanılacak ilaçlarla da hipometilasyon ilaçları. 5-azasitidin, 5-azasitidin veya 5-azat-2-deoksisitidin desitabin ticari adla ekstradan ayrı çalışmalar da yapılacaktı. Hem olumsuzluk gideriliyor hem de olumluluk sürece katkı verecek, dinamik olarak onu aktive edecek, dinamize edecek bir takım yaklaşımları gözetmek durumundayız. Evet, burada doz olarak günlük tedavi dozu 2-4 tablet ve profilaktik dozu 1 tablettir diyor. Evet, vitamin B1, vitamin B12, vitamin B6 doz profilaksi için günde bir defa koruyucu hekim çerçevesinde bir tablet, tedavi için günde 2-4 tablet alınır. Evet, yine bir başka yerde vitamin B1, B6 farklı ticari marka isim altında, onlara girmemeye çalışıyoruz. Sadece doz. Günlük tedavi dozu tedavi amacıyla 2 ile 3 çarpı 1 tablet ve koruyucu profilaktik amaçla 1 çarpı 1 tablet. Evet. Prednizolon doz intravenöz, intramüsküler, intraartiküler, damar içi, kas içi, eklem içi, intraartiküler veya lezyon içine uygulanır. Erişkinlerde başlangıç dozu. Supakut enflamatuar hastalıklarda 50 mg. Kronik enflamatuar hastalıklarda 25 mg'dır. Ağır olgularda bu dozlar artırılabilir. İntraartiküler uygulamada dozaj 25 mg'dır. Etki başladıktan sonra idame dozuna geçilmek üzere başlangıç dozu yavaş yavaş azaltılır. Erişkinlerde idame dozu genellikle 5 ile 12,5 miligram kilogramdır. Uzun süreli tedavide günlük doz 7,5 miligramı aşmamalıdır. Çocuklarda akut hastalıklarda başlangıç dozu 1-5 miligram, 1 ile 5 miligram arası kilogram günde olup ağır vakalarda arttırılabilir. İntraartiküler dozaj 6-12 yaş arasındaki hastalarda 12,5-5 miligram arası etki başladıktan sonra idame dozuna geçilmek üzere dozaj yavaş yavaş azaltılır. Uzun süreli uygulamada idame dozu 0,25 ile 0,5 miligram kilogram gün
Evet. Metil prednizolon. Metil prednizolon. Doz ampul. Akut şok ve benzeri acil durumlarda intravenöz veya perfüzyon olarak günlük başlangıç dozları şoklarda 30 miligram kilogram, gerekirse 4-6 saatte bir, ödemlerde 80-200 miligram, ciddi enfeksiyonlarda 40-80 miligram, status astmatikusta 80 miligram, gerekirse saatte bir, kolajen hastalıklarda 40-200 miligram, pemfigusta 80-200 miligram, ciddi alerjik reaksiyonlarda 80-200 miligram ve böbrek transplantasyonunda 120-200 miligramdır. Tablet günlük başlangıç dozları hastanın durumuna göre 4 ile 48 miligramdır. Olumlu yanıt alınana kadar başlangıç dozuna devam edilmelidir. Krem pomat günde 2-3 defa lokal olarak hastalıklı bölgeye sürülür. Evet. Burada çok büyük kesim bizim çalışmalarımıza katkı vermediği için bunları çabuk geçmeye çalışıyoruz. Evet, en önemli ilaçlarımızdan biri bortezomib. Evet, bortezomib son derece önemli bir ilaçtır bizim için. NF-KB dediğimiz transcription factor makrofajlardaki DNA düzeyinde kanser hücrelerinin oluşumunu tetikleyen sinyalizasyonlar enerjisini kesen mekanizmayı sağlayan askerlerden, makrofajlardan bunu kesip bloke edeceğiz. Bortezomib ticari ad olarak Velcade. Doz monoterapi. Önerilen doz 2 hafta süreyle 3-5 gün aralıkla haftada 2 kez 1, 4, 8 ve 11. günler intravenöz bolus enjeksiyon şeklinde 1,3 miligram metrekare dozdur. Bunun ardından 10 günlük bir dinlenme dönemi 12-21. günleri kastediyor. Bırakılması önerilir. 8 siklustan daha uzun süreli tedavi için standart tedavi şeması kullanılarak veya 4 hafta süreyle haftada bir kez 8, 15 ve 22. günler uygulama ve bunun ardından 13 günlük bir dinlenme döneminden yani 23 ile 35. günler oluşan idame tedavisi şeması uygulanabilir. Birbirini izleyen dozlar arasında en az 72 saatlik bir ara bırakılmalıdır. Kombine tedavi
6 haftalık 9 tedavi siklusu boyunca oral verilen kemoterapi tik ajan ve prednizolonla kombinasyon halinde 3-5 saniyelik intravenöz bolus enjeksiyon şeklinde uygulanır. Siklus 1 ile 4'te, 1-4'te haftada 2 defa. 1-4'te haftada 2 defa. 1 ve 4. günler haftada 2 defa. 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 ve 32. günler. Ve siklus 5, 9'da haftada 1 defa. Siklus 5, 9'da haftada 1 defa. 1, 8, 22 ve 29. günler uygulanır. Bu bizim uygulayacağımız, kullanacağımız kısmetse en hayati ilaçların en başında. Zaten 2-3 tanesi daha merkezi, diğerleri biraz daha geri planda. Fakat temel problematik ayakların negativitesini kaldırma ve susmuş olan orijinal DNA ve dinamiklerini ve genlerini şaha kaldırıp mutasyonlar kimliğiyle orijinal DNA kimliğinin arasında bir denge oluşturarak, zıtlar dengesi adeta, bunun üzerinden feedback mekanizması çalıştıracağız. İnşallah. Ve hücre kontrolsüz değil, kendi içinde otokontrol sistemiyle çalışarak vücudun sağlıklılığına hizmet edecektir. Bazı hücreler çok tahrip olduğu için bunları uygulanan bir takım tekniklerle askerlerin daha etkin ve verimli fagositoz yaparak eliminasyonu sağlanacaktır. Bir taraftan hücreler apoptoza götürülecektir. Çünkü apoptozda enerji bağımlılığı mekanizmalar zinciri, intihara, ölüme gitmesi hücrenin. Onda da gidemiyor çünkü enerjide sorun var. Onu da yüksek enerjili fosfat ve L-karnitin dediğimiz bir takım kimyasallarla, maddelerle düzeltme işlemine gideceğiz. Evet, bu da bu kadar. Kısa kısa bazı dozlar vereceğiz. Kortikosteroidler için özellikle. Dexametazon 40 mg günlük 1, 4 ve 11 14. günlerde. Metil prednizolon 50 mg intravenöz bit 1 3. günler. Prednizon 60 mg metrekare gün peroz veya intravenöz 1 21. günler. Prednizon 60 mg metrekare peroz 29-42. günler. Farklı farklı uygulamalar, versiyonlar. Unutmamak gerekiyor ki bizim teoriyemde, ifadede genetik ve çevresel faktörleri devre dışı bırakacak şekilde bir takım süreçlere girmeye çalışıyoruz. Aksi takdirde siz
kesin ve kat'i çözümden bahsedemezsiniz. Burada aşamalar önemli olmaktadır. 4 adet aşama vardır. 1. 2. 3. 4. Bu aşamalara uygun dozajlar, versiyonlar, taşlar yerine oturacak şekilde. Onun için çok farklı seçenekler vardır. Aynı ilacın farklı dozaj ve cycle'ları vardır. Uygulanan günleri vardır. Evet. Prednizon 20 mg per oz kuit 1 7. günler. Prednizon 40 miligram metrekare per oz 1/14. günler. 1/14. günler. Prednizon 40 miligram metrekare per oz 1/14. günler. Dexametazon 3 miligram metrekare per oz 1/21. günler. Daha önce belirtmiştik, hypomethylating agent 5-azasitidin 75 miligram metrekare gün CI intravenöz 1/7. günler. Metil prednizolon solumetrol ticari trade name solumetrol metil prednizolon 500 mg gün intravenöz 1/5. günler. Her 21-28 günde bir tekrarlayın. Tabi bu diğer tedavi rejimlerin cycle'larıyla bağlantılı süreçler. Şu an sadece kortikosteroidleri belirttiğimiz için cycle'ları çok fazla ön plana çıkarmıyoruz. Bunlar o süreç içerisinde yerini alacaktır. Dexametazon 40 mg per oz 1/4 ve 11/14. Evet. 5 azasitidin 300 miligram metrekare intravenöz 4/5. günler. Tedavi modalitelerinin, rejimlerin içinde en önemli komponentlerden yine bir başkası. Bunlar hypomethylating agent dediğimiz orijinal DNA'nın genlerinin metillenmiş olmasına bağlı kendini ifade edemiyor. Bu ajanlarla metilasyonunu gidereceğiz. Enerjiyle de destekleyerek kendini ifade etmesini ve orijinal DNA'nın dinamiklerinin şaha kalkmasını istiyoruz. Susmuş ve silence pozisyondadır. Hücreyi kumanda eden mutasyonlar kimliğidir. Bu mutasyonlar kimliğine komutlarda makrofajlardan immün sistem askerleri makrofajlardan gönderilen sinyal molekülleri ve onun üzerinde oluşan adeta bypass yol dediğimiz sinyalizasyon yolakları
pathway'ler aberrant signaling pathway'ler üzerinden ve mutasyon kimliğinin oluşturduğu mutasyonik reseptörlerin alıcıları üzerinden bu senaryolar cereyan ediyor. Bunları indirgeyip esas evin sahibini şaha kaldıracağız. İnşallah. 5 azasitidin 300 mg metrekare intravenöz 4-5. günler. 5 azasitidin 100 mg metrekare intravenöz 1-4. günler. Evet, bunuyla da bu kadar. Farklı kaynaklardaki bir başka şey, günde 2 sefer 5 mg prednizon verilmesi şeklinde farklı olgular, aşamalar üzerine dozajlamalar. Dexametazon 8 mg per oz. Prednizon 5 mg per oz bit. Prednizon 60 mg metrekare gün per oz day 1-21. Dexametazon 10 mg metrekare gün per oz day 1-14. Prednizon 60 mg metrekare gün per oz her 4 haftada 1 day 1 ve 5. Evet. Prednizon 60 mg metrekare per oz day 1-4. Toplam doz siklus 240 mg metrekare. Dexametazon 40 mg metrekare per oz tek sikluslar için day 1-4. 9-12 ve 17-20 ve çift sikluslar için day 1-4, tek sikluslar için toplam doz siklus 480 mg metrekare ve çift sikluslar için 160 mg metrekare. Prednizon 60 mg metrekare per oz day 1-4. Toplam doz siklus 240 mg metrekare. Prednizon 100 mg metrekare per oz day 1-4. Toplam doz siklus 400 mg metrekare. Dexametazon 40 mg metrekare 40 mg metrekare per oz day 1-4. Toplam doz siklus 160 mg metrekare. Dexametazon 40 mg metrekare gün per oz day 1-4. Gün 1-4. Toplam doz siklus 160 mg metrekare. Talidomid. Talidomid antianjiyogenez, anti anjiyojenik etkisi vardır. Artı immün sistem modülatörü olarak görev alıyor. Bu ilaç ne oranda sürece katılacağı tam net değildir. Zaman zaman katılabilir belki. Talidomid 400 mg
Gün yatmadan önce günlük sürekli. Talidomid 2 hafta için günlük yatmadan önce 200 miligram gün. Dozla başlanır ve toplam doz 800 miligram olacak şekilde her 2 haftada 1-200 miligram artırılır. Dexametazon 40 miligram. Dexametazon 40 miligram metrekare gün per oz. Tek sikluslar için day 1, 4, 9, 12 ve 17, 20 ve çift sikluslar için day 1, 4. Talidomid 200 miligram gün yatmadan önce günlük sürekli bortezomib 1,3 miligram. İlaç rehberleri de bu şekilde zaten öneriyor. Bortezomib 1,3 miligram metrekare gün intravenöz day 1, 2, 4, 5, 8, 9 ve 11. Toplam doz siklus 5,2 miligram metrekare. Dexametazon 20 miligram gün peroz day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 ve suboptimal yanıtta 12 eklenebilir diyor. Prednizon 100 miligram metrekare gün peroz 5 gün day 1 5 toplam doz kür 500 miligram metrekare tedavi 21 günde bir tekrarlanır. 21 günde bir. Prednizon 50 miligram metrekare gün peroz 5 gün day 1 5 toplam doz kür 250 miligram metrekare tedavi 21 günde bir tekrarlanır. Sikluslar şeklindedir zaten. Prednizon 60 miligram metrekare doz peroz every 12 hour for 5 day 1 5 total dose cycle 600 miligram metrekare. Dexametazon 40 miligram daily per oz or intravenous for 4 day 1 4 total dose cycle 160 miligram meter square, 160 miligram metrekare. Metil prednizolon 250-500 miligram daily intravenous for 5 day 1 5. Total dose cycle 1250-2500 miligram. Prednizon 60 miligram metrekare daily per oz day 1 5. Prednizon 40 miligram metrekare gün per oz 14 doz 1-14 yalnızca kür 1 ve 14 yalnızca kür 1 ve 14. Toplam doz kür 560 miligram metrekare. Tedavi 28 günde bir tekrarlanır. Prednizon 40 miligram metrekare gün peroz 14 doz
day 1 14 toplam doz kür 560 miligram metrekare. Prednizon 40 miligram metrekare gün per oz. Gün aşırı haftalık 1-9. Haftanın 1-9 azaltarak kesilir. Prednizon dozu 10 ve 11. haftalarda toplam dozdan gün aşırı olarak 10 miligram azaltılır. Prednizon 60 miligram metrekare peroz günlük doz day 1-5. Evet. Antiinflamatuar ibuprofen 200-400 mg peroz her 4-6 saatte 1. Naproxen hızlı salınım 250-500 mg peroz her 12 saatte. Naproxen yavaş salınım 375-50 mg peroz her 12 saatte. Naproxen kontrollü salınım 750-1000 mg per oz günde bir kere. Naproxen sodyum 275-550 mg per oz her 12 saatte. Tramadol 50-100 mg per oz her 4-6 saatte. Aspirin 70-325 veya daha yukarılarda süreçlere bağlı olarak miligram per oz her 4-6 saatte. Prednizon 100 mg oral day 1-5. Kürler 21 günde bir tekrarlanır. Evet, kısa bir bilgi. Bortezomib, Velcade az önce anlatılmıştı. Bir de farklı bir açıdan Bortezomib Velcade trade name ticari adı bir tersinir 26S proteozom inhibitörüdür. En az 2 tedaviye yanıt vermeyen veya son tedavisinde progresi olan multiple miyelomlu hastalar için endikedir. Tabii özellikle Amerika'da FDA, Food and Drug Administration, siz ne ile ilgili başvurmuşsanız onunla ilgili izin alırsınız, onaylanırsınız ve artık o kıskacın dışında acaba farklı alanlarda çok etkin olsa bile ne ölçüde açılım gösterebiliyor? Daha önceden yoğun bir şekilde tedavi edilen 202 refrakter veya relapse multiple miyelomlu hastasıyla yapılan bir tek kollu faz 2 çalışmada hastaların %35'i elde etmiştir. Medyan süre 12 ay. Bortezomib solid tümörlü, katı tümörlü hastalarda
bir takım kemoterapötik ajanlarla değerlendirilmektedir. Toksiziteler yorgunluk, halsizlik, ateş, konstipasyon, iştahsızlık, yaygın bir şekilde ishal, bulantı, kusma, anemi, trombositopeni ve periferik nöropati ciddi manada içermektedir. Evet. Bu program burada sona ermiştir. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar herkese. Diğer programda görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Sevgiyle, saygıyla, dostlukla, kardeşlikle, barışla. Bunları erişebilmek için ise olgunlaşma hedefini gözetebilmek amacıyla. Çünkü insan olmanın mana ve mahiyeti buradadır. Hoşça kalın.